Erdoğan bugün yine konuştu. Arkadaşlar daha önce söylemiştim ya. Erdoğan konuşuyor. Dolar boğa. Boğa gibi. Yani Erdoğan konuştu. Elinde pelerin tutuyor sanki kırmızı. Dolar boğa gibi. Coşuyor. Tık 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 yukarı doğru. Bir zıplıyor. Bugün mesela Merkez Bankası'nın müdahale ettiğini düşünüyorum mesela dolara ben. Hani o müdahale etmiyoruz etmiyoruz diyorlar ya. Müdahale ettiler. Akşam saat 21'de Vidin'le bomba kulis bilgilerini anlatacağız. Gerçek bakışta önce söyleyeyim. Erdoğan'ın bugünkü dolarla ilgili, enflasyonla ilgili konuşmasını bir verelim. Bu anda doların nereye fırladığını da bir görelim. Utanmadan, sıkılmadan bir taraftan işte %1'e indirin. Ve biz hem de yemin de diyor. Ya zaten sizin yemininiz makbul değil. İstediğiniz kadar yemin edin. Burada Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler. Ve yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu tüm cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacak. Ama siz mandacı tayfasınız. Siz son dönemde döviz kuru ve fiyat artışı üzerinden yürüyen tartışmalarda da aynısını yaptınız, yapıyorsunuz. İstiyorlar ki ülke batsın, bitsin. Mahvolsun. Kendileri de hiçbir şey yapmadan gelip iktidara otursun. İstiyorlar ki bunca yıllık emek heba olsun ve Türkiye ver eline al ekmeğini, günlerine geri dönsün. İstiyorlar ki bu millet kendi aklını bir kenara bıraksın, başkalarının aklıyla, hesabıyla, çıkarıyla hareket etmeyi sürdürsün. İstiyorlar ki bu ülke tarihinin en kritik mücadelesini kaybetsin. Tüm demokrasi, hak, özgürlük ve kalkınma iddialarından vazgeçsin. Bu listeyi olabildiği kadar uzatmak mümkün. Biz bu kifayetsiz muhterislere her zamanki gibi çok beklersiniz diyoruz. Biz gözü de kalbi de dışarıya bakan bu mankurtlara hadi oradan diyoruz. Biz bırakınız bu topraklardaki varlığımızı. Yer kürede nefes almamıza tahammülü olmayan yeminli düşmanlarımıza la galibe illallah diyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemek için her yola, her yönteme başvuranlara kazanamayacaksınız diyoruz. Dün vesayete, terör örgütlerine, darbecilere, küresel siyaset ve para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek bugün de faiz lobisine, üretim ve istihdam düşmanlarına karşı aynı mücadeleyi veriyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl geri dönmediysek, inşallah bu yoldan da geri dönmeyeceğiz. Artık faiz oranını şu veya bu dayatmaya göre değil, tüm gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi ülkemizin ihtiyacına göre belirleyeceğiz. Düşük kurla ülkemizi ithalat cenneti haline dönüştürmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Asıl zenginliğin paranın kur değeriyle değil, ülkenin üretim gücüyle, milletin iş ve aş sahibi olmasıyla, geleceğine güvenle bakmasıyla olduğunu biliyor ve bu şekilde hareket ediyoruz. Faiz düştüğünde paradan para kazanan dışında kimsenin kaybı olmaz. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. Ama üretimde ve istihdamda sağladığımız her artış kalıcı bir kazançtır. Güvenlikte olduğu gibi ekonomide de dünya beşten büyüktür diyor. Sevgili Gerçek TV izleyicileri, ülkeyi kim yönetiyor? Plan var mı? Ben bilmiyorum mesela. Erdoğan'ı dinlerken geçen ay başı iktidara gelmiş bir siyasi partinin genel başkanı gibi düşünüyorum. Cumhurbaşkanı gibi bakıyorum. Yani geçen ay seçimler olmuş Türkiye'de. Yeni iktidara gelmişler. Türkiye'de yüksek faiz var. Döviz almış başını gidiyor. Yüksek enflasyon var. Ve doğal olarak çıkıyor. Diyor ki bu fakir. Yüksek faize hep karşıydı. Mandacı tayfalarsınız diyor. Yani kime diyor? Geçen ay iktidarı deviralmadan önce yüksek faizi, yüksek enflasyonu, dövizi 13.52'lere çıkan siyasal iktidara söylüyor. Ve ilginç bir şey daha söylüyor. Niye konuşmanın tamamını dinlettiniz diye lütfen dinleyin. Dinlerseniz anlarsınız. Dinlemezseniz anlama şansınız yok sevgili Gerçek TV izleyiciler. Diyor ki düşük kurla ihracat cenneti yapılmasına izin vermeyeceğiz.
Ya yemin ediyorum, yemin ediyorum arkadaşlar. Ya bir tane de birbiriyle çelişilmeyen bir şey söylesin. Düşük kurla ihracat cennetisi yapılmasına izin vermeyeceğiz diyen kim? Kura müdahale etmeyen, TL'yi değersizleştiren, bugünkü siyasal iktidar değil mi? Bugün işte 500, sözde hiç müdahale etmeyecekler. Bugün 500 milyon dolar sattılar. Pişt, bitti. Arkadaşlar piyasanın ihtiyacı o kadar çok ki. Herkes elindekini satıyor, dolara, dövize çeviriyor zaten. Ne kadar yani Merkez Bankası'na rezerv değil, eksiye kalmış zaten. Tüm ekonomistleri dinleyin, göreceksiniz. Geçen bir dinle tartışmıştık. Yakında mevduatlarını döviz olarak tutanların hesapları TL'ye çevrilirse şaşırmayın demiştim. Yapamazlar demiştim. Yaparlarsa siz de şaşırmayın. Ben yapabileceklerini düşünüyorum. Çünkü bu eğer ekonomik kurtuluş savaşıysa, bunu yapmışsanız onu yaparsınız. Vallahi yaparsınız. Bunu da anlatırsınız göğsünüzü gere gere. Ve asıl olay şu ya, düşük kurla ihracat cenneti yapılmasına izin vermeyeceğiz. Ya insanların alım gücünü düşürerek, TL'yi değersizleştirerek, askeri ücreti 200 dolar seviyesine getirerek Türkiye'yi ucuz iş gücünde cazibe merkezi haline getireceğini siz söylemiyor musunuz? Ya 20 yıldır ülkeyi yönet, mandacı zihniyette. 20 yıldır faizi bu noktaya getir, ben faize karşıyım de. Zaten onlar faizci de. Arkadaş, borçlanırken yüzde kaçta borçlanıyorsunuz? Bir. İki. İç piyasada tahvilsi, hazine bonusu bilmem ne satarken yüzde kaçta satıyorsunuz? Üç. Vatandaşa cezaları yüzde kaçta uyguluyorsunuz? Ben şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faize karşı olduğunu inancı gereği inanıyorum. Karşıdır. Tüm faizde tüm kötülüklerin anasıdır. Değil mi? Öyledir. Sıfır olsun değil mi? Madem böyle, hadi %15 Türkiye'deki normal faizler şu anda insanlar gidip alırlarsa, tabii alabilirlerse de ayrıca. %15. Neden vatandaşa %36 faizle ceza uyguluyorsun? Neden? Daha da yüksek uyguluyorsun hatta. Neden? Sıfır yap. Sıfır yap arkadaşlar. Vatandaşa cezayı, yani faiz cezasını uygulayacaksın ya ödemediği için. Sıfır yap. Yani ülkede %15'e faizi çekmişken cezaları niye %36 yapıyorsun arkadaş? Niye zamlandırıyorsun %36? Ayıp değil mi? Enflasyon bile 19.99. Ayıp değil mi? Yani gerçekten aklımızla alay etmenin düşük kurla, tekrar söyleyeyim, düşük kurla ihracat cenneti yapılmasına izin vermeyeceğiz. Yaptığınız ne? Askeri ücreti 200 dolar seviyesine getirerek yaptığınız ne? Arkadaşlar bugün, o demin onu anlatıyordum, simit almak istedim, cebimde bozuk para yoktu. Simit alamadım. Kaç para satıyorlar diye baktım kenarda. O biliyorsunuz el arabalarında satılan simit. 3 lira arkadaşlar. 3 lira artı 2 lira da meyve suyu alırsanız 5 lira. Günde 4 kişilik bir aile, günde 3 kere sabah, öğlen, akşam birer simit, birer meyve suyu içerlerse ne para öderler? 60 lira. Yani ben bir kişi, 4 kişiden bir ferdi olarak günde 3 kere bir simit, bir tane de meyve suyu 5 lira. 15 lira 4 çarpı 60 lira. Aylık 1800 lira. Asgari ücret 2800 lira. Ya sadece 4 kişilik bir aile günde 3 kere simit yerse, 3 kere de meyve suyu içerse, ha diyebilirsiniz ki meyve suyu içme, su iç. Çay iç diyebilirsiniz. Der misiniz? Dersiniz vallahi. Ama ben hani meyve suyu diyeyim. Hani biraz daha lüks olsun değil mi? 60 lira. İçinde okul parası yok. Ev kirası yok. İçinde elektrik parası, su parası, doğalgaz parası, öğrenci masrafı, harçlığı, ayakkabısı, kaza, aklınıza ne geliyorsa yok. 1800 lira günde 3 simit, 1 meyve suyu, 4 kişilik ailenin aylık masrafı 1800 lira. Dalga mı geçiyorsunuz? Toplumu ve insanları bir simite, bir meyve suyuna hapsetmişsiniz. Sonra da soğan ekmek yiyin diyorsunuz ya. Yani kısacası vallahi billahi toplumun aklıyla, vicdanıyla, adam diyor ki porsiyon küçük. Adam diyor ki ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz. Soğan ekmek yiyin. Bizi dövizle yıkamazlar. Arkadaş kim kime operasyon çekiyor? Niye operasyon çektiriyor? Neden? Yani dünya 5'ten büyüktür. Ne güzel. Dünya Türkiye'den de büyük ama aynı zamanda. Türkiye'deki 1'den 85 milyon da büyük.
Ne yapacağız şimdi? 85 milyon birden büyük. 85 milyon AK Parti'den de büyük. Ne yapacağız? Dünya 5'ten büyük, Türkiye 1'den büyük, Türkiye AK Parti'den büyük. Bir de böyle baksak ne olurdu? Dövizi 13 nokta küsüre getirerek siz aslında ülkeyi kime peşkeş çekiyorsunuz? O yabancılar buraya yatırım yapacaklar. Bizim ucuz iş gücümüzü sömürecekler. Para kazanacaklar ondan. Biz de oradan zenginleşecektik. Öyle diyordunuz ya. Ana, şimdi ne diyorsun? Bugünkü grup konuşmasında düşük kurla ihracat cenneti yapılmasına izin vermeyeceğiz Türkiye'nin. Ya bir karar verin ya. Bir karar verin arkadaş. Bir kere de bir söylediğinizin arkasında durun ya. Durun Allah aşkına ya. Ne kaybedersiniz? Ne kaybedersiniz?